Küçük bir aralardan tekrar sizlerle değerli izleyicilerimiz sohbetimizi hemen hocam kaldığımız yerden devam edelim. Biraz daha farklı güzel konulara geçelim. Bu farklı güzel konulara geçiyoruz ama hani içimizin parçalandığı anlattığınız konuları da hatırlamak hakikaten çok önemli. Özellikle hani her yüzyılın başında dünya haritasının değişmesi üzerine böyle bir şey var, gerçek var. Bugünlerde de hani böyle özellikle dış güçler hani dünya haritası yeniden değişecek vesaire söylenenler içerisinde bunlardan ders çıkartmamız çok çok önemli. Bilmemiz de gerekiyor bunları. Evet. Bilmemiz gerekiyor. Şimdi Osmanlı'nın en büyük sıkıntılarından birisi ekonomikti. Bu ekonomi de kapitülasyonlarla aşağı yukarı yavaş yavaş elimizden aldılar. Kapitülasyonlar dediğimiz olay vardı. Hani 1500'lü yıllardan itibaren bu kapitülasyonlar başımıza bela oldu. Bizim. Ve çok değişik şekillerde işte yasalar çıktı, kanunlar, şunlar bunlar ve kapitülasyonları kaldıramadı bir türlü Osmanlı. İttihatçıların yaptığı en önemli şeylerden birisi, atılımlardan birisi kapitülasyonları tek taraflı olarak lağv etmesiydi. Taraf olduğumuz ülkeler vardı. Mesela yani İngiltere ya da Fransa, İtalya, karşı Ruslar hepsinin kapitülasyonları vardı. Ve bunlar kendi mallarını, ürettikleri malları Türkiye'ye geliyorlar ve istedikleri gibi satabiliyorlardı. Ve vergi indirimleri vardı. Aslında aynı şartlar bizim için de Ha, geçerli ama bize izin hayır, vermiyorlardı orada. biz oraya, hayır biz orada izin vermiyorlar da orada geçerli değil bizim şartlarımız. Biz üretim yapamıyorduk. Çünkü bizim Türk devleti onlardan %3 vergi alıyorsa bizden %12 vergi alıyordu. Ne Evet. oluyor? Biz rekabet edemiyorduk. Şimdi bununla ilgili mesela yapılan çalışmalar var. Menemen'in nüfusu, İzmir'in nüfusunun onda biri belki o tarihlerde yani yüzyılın başında. Menemen'in verdiği vergi, İzmir'in verdiği verginin iki katı. Çünkü Tabii Türkler var. İzmir'de şeyler var, yabancılar var, Gayrimüslimler ve ne gayrimüslimler kapitülasyonlarla var. az vergi veriyorlardı. Şimdi şöyle, öyle bir şey ki İngiliz malları Türkiye'ye giriyor. İpek kumaş, en basit ipek girdiği anda İngiltere'de dokunmuş. İpek girdiği anda Bursa'da aşağı yukarı 1200-1300 tane ipek tezgahı kapanıyor. Çünkü o adam vergi indirimi olduğu için daha ucuza satıyor. Birden tabii ucuz olanı alıyor, sağlam olanı alıyor. Hani Bir de birden bu şeyler genellikle hep değil mi ipek şey falan ipek veya Yahudilerin kumaş elinde hep olmuş. ya o da değil. İşte Bursa'daki Türklerin elindeydi. Adamlar dışarıdan getirmişler. Hani sıkıntı ekonomik idi. Kapitülasyonlar kaldırıldı. 10 Temmuz 1914. Tabii biz arayış içine girdik. Şimdi mallarımız var. Üretiyoruz. Üretmeye başladık biz. O zaman zaten kapitülasyonlarla, duyunu umumiyle falan filan bizim mallarımızı elimizden bir şekilde alıyorlardı. Biz dedik kabul etmiyoruz sizi. Şeyimizi de kabul etmiyoruz. Duyunumu da gitsin. Biz de bağımsız bir devletiz. Kabul etmiyoruz. Ve düşman, hasım saydığımız için bunları kabul etmiyoruz. Bu sefer Türkiye bir arayışa girdi. Malımı nasıl satarım? Balıkesir'de bu sefer dediler ki herkes kendi ürününü kendi satacak. Ve Balıkesir'de o sırada tabii dünya çapında bir araştırmaya giriyorsun. Yani böyle mal satacaksın. Bakın teşebbüs. Balıkesir vilayet encümeninin şeyi vardır. Los Angeles fuarına katılan dediler. Biz tütünümüzü götürelim. Tömbekimiz var, tütünümüz var. Balıkesir tütünü. Orada her bizim Balıkesir tütünü olarak yapalım. Oradaki tüccarlar gelsinler biz oradan satalım. O yetmedi. Şimdi Balıkesir'in çok önemli iki tane hala bile Kaç önemli. yılında katılar hocam Los Angeles? 1914. 1914'te Los Angeles'a gittiler. Tabii. Hani Çok ilginç. karar alıyorlar. Hani bu karar almışlar. Hani ama harp olmuş gidememişler. Fakat enteresan bir şey. Bu gerçekle olamamış. Ama karar defterinde var. Böyle Şimdi bir karar almışlar müteşebbislik mı? tabii. Tabii. Teşebbüs. Fakat daha sonra şimdi Savaş olayı geldi. seferberlik olacak. Biz hesaplıyor devlet. Bir seferberlik olacak. Hazırlık yapmamız gerekiyor diyor. Ne yapacağız? En büyük şey yiyecek. Ve en büyük sıkıntı tahıl bulabiliyorsun bir şekilde dayanıklı ama sebze dayanmaz. Yani şimdi bile bir mesela bir domates 10 gün sonra çürümeye başlar. Bir işte patlıcan biter yani 15-20 gün sonra çürür. Hani yeşillik çürür. Ha ne yapalım? Konserve fabrikası yapalım. Balıkesir'in aynen karar defterlerinde var bu. Balıkesir'in bakın çok önemli. Patlıcanı ve Bamyası. bamyası çok güzel. Biz de bunlar çok da üretiyoruz. Bunları alalım, konserve yapalım. Öyleyse ne yapacağız? Konserve fabrikası yapacağız. Bunu yapıyorlar Balıkesir'de. Ve hala Balıkesir'de patlıcan değil, şimdi fazla değil ama mesela Bamya. bamya çok önemli. Hala satarlar dışarı dizerler falan böyle. Hani bamya toptan alınır. Bamya önemlidir Balıkesir'de. Hani Balıkesir'de konserve fabrikası ilk 1914'te kuruluyor. Getiriliyor. Fabrikada kuruluyor ve üretimde yapılıyor Balıkesir'de. Bakın bir Evet. teşebbüs işidir. Hani güzel tarafı bir bunun. Hani çok enteresan bir şey. Ve Mart 1915'te gazetelerde. Daha bakın Mart'ın 7'si 8'i gazetelerde bir haber.
Balıkesir'de şehir planlaması yapıyor. Mahir Bey diye bir mühendis geliyor Balıkesir'e. Bakın şehir planlaması 30'lu yıllar 1915'te. Adam geliyor Balıkesir'in sokakları düzgün sokaklar olacak diyor Balıkesir'de. Şehir planlaması yapıyor. Yani çok ciddi bir planlama yapıyor. Orada gazetede ayrıntılar da var bu konuda. Hani bilinmesi gerekiyor bunların. Evet. Hani şehir planlamasıyla ilgili 30'lu yıllarda bir Alman gelmiş planlama yapmış falan filan. Doğru o da geldi. Ama ilk Mahir Bey diye birisi harita mühendisiymiş. Harita çıkarıyor. Balıkesir'in şehir haritasını çıkarıyor adam. Ve şeye göre bu haritamız budur. İşte tahliye yollar işte şöyle yaparsak daha iyi olur. Şöyle düzenli yapalım. Sokaklar böyle düzelsin. İşte şehrin merkezi o zaman istasyonu açılsın. Ve şeyi mesela İstiklal istasyon caddesi dedikleri Kuvayi Milliye şu daha sonra Milli Kuvvetler Caddesi'nin daha güzelleşmesi, genişlemesini falan öneriyor adam. Hani onun şeyiyle o zaman küçük bir sokak, dar sokakmış. Biraz genişlemiş. Keşke daha çok genişleseydi. Hani keşke daha çok geniş. Ama şehrin oraya başka sorular mesela Gazi Bulvarı'nı oraya bağlamış. Başka İzmir yolunu oraya bağlamış adam. Eskiden Paşa Camii'nin önüne gelirmiş hepsi. Oradan ayrılırmış istasyona doğru. Mesela o böyle bir planlamadır. Tabii. Yani çok da güzel bir plandır o. Yani o 30'lu yıllarda falan değildi. Yani o plan 1915'lerde başlayan bir planın parçalarıdır. Hani de bunu da bilmemizde yarar var. Ve Haziran 1915'te gene gazetelerde bakın harp devam ediyor. Harp başlamış artık. Biz harbe girmişiz. Biz harbe girmişiz. Gazetelerde bir haber. Balıkesir tiyatrosu açıldı. Siz arşiv çalışması yaptınız değil mi hocam? Tabii tabii. Ya arşivlerde de çalıştık. Arkadaşlar da sağ olsunlar. Hani bizim arşivde de çalışan Abdülmecit Bey var. Balıkesir Üniversitesi'ne yardım doçent. Mesela o gittiği zaman getirir gelir. Ben yazarım numaralarını. Ben gittiğim zaman bazen arşivlerden getirir gelirim. Bazı belgeler de bu var. Bu gazetelerde falan. Bu gazetelerde tabii. Biz gazetede tamamen Balıkesir'le ilgili bütün şeyleri, haberleri tarıyorum. Bakın çok önemli. 1915'te Balıkesir Tiyatrosu açıldı. İlk oyun. İlk oyun. Bakın daha 1914 Haziran. Daha Ağustos zaferini kazanmamışız. Yani Arafat'la zaferi falan değil. Artık harp devam ediyor. İlk oyun Bomba Tepesi, Çanakkale'de geçiyor. Evet, bu enteresan. İlk oyun. Ha nedir? Bunu oynuyorlar, Balıkesir'e gösteriyorlar. Toplanan para Çanakkale'ye müsamere. Hayır, Çanakkale'ye giden ya da harbe iştirak eden muhacir öğrenciler, fakir ve muhacir öğrencilere verilmesi diyor. Kimdir bunlar? Balıkesir Lisesi'nin öğrencileri. Muhacir öğrenciler onlar. Ve fakir öğrenciler. Askere gidecek bunlar. Onlara cep harçlı. Çünkü adamlarda çocuklarda bir şey yok ki. Cep harçlı verilmesi onlara. Cebinde hiç olmasa para olsun diye. Bakın önemli. Ve Bomba Tepesi. Bunu ben yeni yazıya çevirdim. Enteresan bir şey. Bomba Tepesi. Düşman geliyor. Çanakkale'ye geçiyor olay. Daha devam ediyor harp. Ne yapmış? Oradaki Marif Müdürü Cemil Bey diye birisi. Marif Müdürü. Marif Müdürü. Geliyor. Yaralılar gelmiş Balıkesir'e. Az önce bahsetti. Yüzlerce yaralı var. Onlarla görüşüyor. Onların anlatabilenleri, konuşabilenlerin yani cephe hatıralarını alıyor. Oturuyor Bomba Tepesi'ni yazıyor. Ve güzel bir şey oluyor. 2-3 gün sonra bir başka haber. Balıkesir sineması açıldı. Allah Allah. Yani ne oldu? Tabii sessiz film o zaman. 1915'te. 1915 olsun. Ama vatandaş bir şeyler görüyor. Değişik bir şey. Bakın dedim. Şimdi 1915'e ait eski gazeteler var. Donanma mecmuaları var. Onlardan bir küçük bir haber. Seddülbahir'de tiyatro. Bu fotoğraf var. Fotoğrafı ben büyüttüm. Şu anda bizim şey var. Garajın hemen ilerisinde sanat merkezi var. Evet. Onlara verdim. Hani 1915 büyüttün koyun diye. 1915'te bakın cephede tiyatro. Ha niye? Çünkü öğretilmesi gerekiyor. Birilerinin kültür alamayan, yani mesela okula gitmeyen bir insanın vatan kavramı eksiktir. Mehmet'te de eksik. Nasıl? Çünkü vatan dediğimiz sadece kendi köyünün hudududur. Komşu köy düşmandır çoğu kez, hasımdır. Evet. Kavgalıdırlar. Tabii. Komşu köy. Ha, kendi vatan. Namus kavramı daha önemli. Şey kavramından namus kavramı. Ha, bir takım şeylerin öğretilmesi için, kavramların öğretilmesi için okuma yazma bilmeyen insana ya da çoğu Türkçe bilmiyor. Çanakkale'ye getirdim mesela. Bunun içinde Kürt var, Laz var, Boşnak var, Arnavut var. Osmanlı coğrafyasının her tarafında insan var. Türkçe bilmeyenler de var çoğu. Arap asıllı olanlar var. Mesela Çanakkale'ye gelmiş Kerküklü, Musullular var. Türkçe bilmiyorlar. Emirlerin dışında, yap kalkın dışında Türkçe bilmiyor. Buna vatan kavramının, buna namus kavramının öğretilmesi için tiyatro yapıyorlar. Geliyorlar, şeyde tiyatro. Ders verme ama. Ders verme için tiyatro. Ama tiyatro bir öğretici oluyor. İşte eski antik Yunan tiyatroları da böyle. Evet.
Öğreticilik vasfı oluyor. Öğretmen de eğer sınıfta hani bir tiyatromsu bir şey yaparsa daha iyi öğretiyor. Dil öğretmeni, ben dil öğretmeniyim. Biz o tiyatro o şekilde oynarız. Gelir gider alışveriş yapar karşılıklı. Tabii. Bu öğretilir. Çanakkale'de işte bu öğretilmiş. Tiyatro, Balıkesir Tiyatrosu. Nerede? Şimdi Halk Eğitim Merkezi'nin eski bina, orası Guraba Hastanesi'ymiş. Fakirler, Garipler Hastanesi olarak 1890'larda falan inşa edilmiş, orası bitmiş. Orası fakirlerin, hani belediye hastanesi olarak çalışılmış. Orası büyük bir şeydir orası. Hemen onun arasında bir yol geçer. Karşısı da köşede. Ben çocukken yurttu orası, kız yurduydu. Daha sonra satıldı herhalde, vakıflarındı. Vakıflara devredilmiş orası. O bina tiyatro binasıydı. Sinema nerede oldu? Hem o binada oldu hem okuma yurdunda oldu. Okuma yurdu biliyorsunuz şu anda yani biraz ihya edildi. Müzemizin bitişiğinde Koca Saat'in Saat Kulesi'nin hemen yan tarafındadır. O da müze bitişik olarak şey okuma yurdu orasıymış. Şu anda Güzel Sanatlar Galerisi olan yer okuma yurdu. Hani tiyatro burada oynanıyormuş. Burada gösteriliyormuş. Gene başka bir şey. 4 Mayıs 1915 harp devam ediyor. Çok enteresan bir olay. Balıkesirler toplanıyorlar ve Karasih Tarih Encümeni'ni kuruyorlar. Bakın Osmanlı Tarih Encümeni'ni kurmuşlar İstanbul'da. Osmanlı tarihiyle ilgili çok ciddi kitaplar yazıyorlar. Çok ciddi araştırmalar var. Hani o çıkardıkları şeyler bende var. Hani Osmanlıca yazılmış eserleri var. Çok ciddi araştırmalar yapıyor. Diyorlar ki madem İstanbul'da yapılıyor bu, biz niye yapmayalım? Karasih Tarih Encümeni kuruluyor. Ve Hasan Bas Çantay hatıralarını anlatıyor. Yüzlerce diyor belge gelmeye başladı. Yağdı belge. Yığınlar halinde. Ama biz Balıkesir'den ayrılırken çok muhtemet, hani ihtimatlı, çok güvenilir bir kişiye bunları sandıkları emanet ettik. Sandıklar dolusu belgeleri emanet ettik diyor. Fakat Yunan işgali oluverince bu adamcağız korkmuş bütün belgeleri imha etmiş. Şu anda Balıkesir'le ilgili belge bulmamız çok zor. Yok. O tarih encümeni hazırladı. Adam tabii bir şey belki diyemezsin. Korkmuş adam. Tabii. Bir başka bir küçük belki haber. Bazı sırlar var, belki şeyler tabii, var tabii diye. Bir başka bir şey var. 1915'e ait bir haber. Tenvirat-ı Elektrikiye şirketi kuruluyor Balıkesir'de. Nedir bu? Elektrik. 1915'te elektrikli aydınlatma şirketi kuruluyor. Bakın çok mazot yakıyor o zaman, böyle bir foil gibi bir şeyler var herhalde. Motorlar yapmışlar. İstasyon Caddesi elektriklendi, tenvir edildi haberi var. İstasyon Caddesi hani o zaman belediye tam şeyde Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda İş Bankası'yla Ziraat Bankası öndeki o küçük meydanda Balıkesir Belediyesi var. Orada var. Oradan istasyona kadar, istasyon dahil elektrik direkleri yapılmış ya da asılmış. Ortalarında birer tane ampul. Orasını aydınlatıyorlar. Bir de belediye ile istasyon aydınlanıyor. Daha evler falan yok. Çünkü şey değil. Yani öyle bir şey mefhum yok. Ama Balıkesir şanlanıyor tabii birden.